böyle pamuklara sardın anlattın ama Türkiye'nin süper, gerçekleri süper. Bu mudur? Gidişat kötü, göreceğiz ama görmek de istemiyorum açıkçası. Tarlada ekim biçecek adamın üniversitede konuşur, ne işi var? Konuşur bak. O yüzden öyle kıyasla. Hayata böyle bakabilir miyiz abi? Ya şimdi Sade Vatandaş kanalından herkese merhabalar. Sevgili dostlar, bugün İstanbul Kadıköy'deyiz. Vatandaşlarımıza gündeme dair sorularımızı soracağız. Dilerseniz videomuza geçelim ama önce kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Ben Mehmet Koyuncu. Ekonomim nasıl sizce abi? Harika. Diyeceğim ama değil. Yani umutlandım. Niye değil abi? İşte bilmem ki. Yöneticiye sormak lazım. Yöneticilerine soruyoruz abi. Yönetilen şikayet etmezse yönetici ne yapsa? Yöneten yönetilerini idare ettiği için evet. Sorun kalmıyor. Nasıl olacak böyle? Emperyalistler vazgeçerse bu ülkeden düzelecek. Vazgeçer mi? Geçmez. Nasıl olacak o zaman? Hiçbir şey olmayacak. Her şey kötüye gideceğiz yani. Hayır, kötüye gitmeyeceğiz. Türkiye dünyada kara para aklama yeri olarak 3. sırada olan bir ülke. Hal böyle olunca da ne zamanki emperyalistler burada kara para aklamaktan vazgeçerlerse Türkiye düzelebilir. Vazgeçer mi abi? Geçmezler. Ne yapacağız? Silah satacak, uyuşturucu satacak vesaire vesaire. Sonra kara para aklayacak konut yaparak. Ondan sonra da öyle gidecek. Vatandaş? Vatandaş ne olacak ya? Çok önemli değil ki. Böcek. 5 senedir oy versin geçsin. Böcek. Yani şimdi 11 tane yönetici var dünyada, 7 milyar böcek var. Peki, teşekkürler. Efendim, ekonomi nasıl sizce? Gayet iyi. Her şey yolunda mı? Yolunda. Herkes cümleye çok güzel başlıyor, sonra vazgeçiyor. Niye öyle abi? Ekonomi aynen, iyi ekonomi mi? Ekonomi de iyi, her şey de iyi. Evet. Dünyaya baksınlar onlar diyenler. Tamam abi, bizden bakalım. Bizden haklı değil. Mesela Almanya'da %7 enflasyon var. Bizde %60 devletin açıkladığı. Aradaki fark sizce... Almanya'da maaşlar ne kadar biliyor musun? 2000 Euro'dan 4000 Euro'ya. 2000 Euro, en baba 2100 Euro alıyor. En baba. Evet abi. Kurban alıyor. Evet abi. Ne onu şöyle kıyaslarsanız, yani? Türkiye'dekini kıyaslarsanız, Türkiye'de de şimdi canım herkes aynı almıyor. Ortalamayı söylüyoruz bir devlet tamam. İnsanın ne aldığını. Onların da Euro üzerinden hesaplarsan... Gelir giderle aynı. Ha diyeceksin ki Türkiye'yi övme. O anlamda söylemiyorum. Bizim de enflasyonumuz var. Krizlerimiz oluyor. Dünya... Geçinebiliyor mu diye sorayım size. Ya şimdi Almanya'daki şöyle... vatandaş geçiniyor mu? Türkiye'deki ya, vatandaş geçiniyor. Almanya'daki de geçinemiyor. Türkiye'deki de geçinemiyor. Düşünürseniz bütün ülkelerin hepsi kendi içerisinde zor durumda. Bu sadece Türkiye'ye bağlı bir şey değil. Çünkü dünyaya genel olarak düşündüğün zaman genel bir sosyal yani bir paylaşım yok. Evet. Adil paylaşım yok. Adil paylaşım yok. Hiçbir zaman olmadı ama. Hiçbir zaman olmadı. Şimdi olmadı. Bundan sonra da olmayacak demek ki. O yüzden öyle kıyaslar... Hayata böyle bakabilir miyiz abi? Ya şimdi başka çaren var mı? Gücün mücadele ederiz mu? Abi. Ne yapacaksın mesela? Yani vatandaş olarak haklarımızı ararız. Bizi savunacak insanları seçeriz. Onlar bizi savunmuyorsa değiştiririz. Kim savunur seni? Bilmiyorum. Vatandaş olarak siz ne düşünüyorsunuz? Joe Biden mı savunacak? Joe Biden bizim vatandaşımız değil ki. Türkiye'nin %90'ı Joe Biden yönetiyor. Erdoğan ne yapıyor abi? Bir dakika. Kılıçdaroğlu ne yapıyor? Erdoğan ne yapıyor? Öncekiler ne yapıyordu? Hepsi aynı. Şimdi bizim ekonomik gücümüz yeni yeni kalkındı yalnız. Bundan sonra biraz daha... İyi miyiz? İyiyiz iyiyiz. Ekonomik anlamda gücümüz biraz şu an öyle gözükse de bundan sonra biraz daha... Yani şöyle diyebilir miyiz? Zengin daha zengin olduğu için gayri safi yurt içi hasılamız arttı mı? Nedir? Şimdi, yoksa vatandaş mı zenginleşti? Şimdi şöyle söyleyeyim. Vatandaş zengin. Ben dün akşam bir iftara gittim. Allah kabul etsin. Gidemezsen seni de getiririm tabii. Eyvallah, teşekkür ederim. Şimdi kendinden örnek ver. Şimdi yiyebiliyor musun? Evin var mı? Maaşın nasıl? Yani seni sosyal olarak şöyle idare edebiliyor mu? Aşağı. Bitti. Ben yaşama göre kıyasladığım zaman... Bu arada ben tek olduğum için idare edeyim. Evlensem, evet. Çoluk çocuğa karışsam yandık. Şimdi mesela benim kendi büyüklerimizin zamanında... Hani anarşi sağ solları bilir misiniz? Sağ sol davalarını biliyor musun? O dönemlere yetiştim bilmiyorum. O dönemlerde... Mesela okurken zordu. Oralarda da vardı yağ kuyruksu, kutup kuyruğu. O zamanki maaşlar da öyleydi. Şimdi şunu biraz... 35 sene önce, 50 sene önce, 30, 50 değil ya. 30... Yağ kuyruğu dediğimiz hadise bir tek Amerikan ambargosu döneminde yaşandı. Doğru mu? Yok, değil. Sadece... Yaşandı mı? Tabii yaşandı. Hangi dönem mesela? Bak, 35 sene önce diyebilirim. 35-40 sene önce. Yıl 80'ler mi? 80'li yıllar. 80'li. Darbe döneminde mi, sonrasında 85. mı? Darbe öncesi. Yani 70'li yıllar. Tamam, yine Ecevit dönemi, ambargo, Kıbrıs harekatı, o döneme mi denk? Ya şimdi şunu karıştırma. Afyon ekimi. Şunu söyleme yalnız. Türkiye'ye yapılan hangi parti olursa olsun, Kıbrıs dedi ya mesela, güzel bir şey. Yapılan hareketler güzel bir şey. Türkiye'ye kafayı kaldıranı vurabiliyor muyuz? Bunu sağ sol olmaz. Hep öyle bakarsak herkes yiyor, her şey olur. Şunu merak ediyorum. Siz 35 sene önce pazardan marul alırken ya bunun fiyatı bu kadar olur mu diyor muydunuz? Çünkü niye biliyor musun? Ben kendimden örnek vereyim. O zamanlar marulu ben kendim ekiyordum. Şimdi hazır yiyorum. Tamam. Niye böyle olduk? Niye böyle olduk? Çünkü o zamanlar köy kent projeleri vardı bilir misin? Herkesi evet. Özendirirler memurlara, evet. Beyaz kravatlar, evet. Beyaz gömlekler falan.
Şimdi %90'ımız memur. %90 demeyelim. Tabii canım. Kaç Türkiye nüfusunun ne kadar İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de? Çoğu. %30'u vardır rahat. Fazladır 40. Ya. Fazladır ya. Herkes hazır. Bize, hazır yiyoruz. Hazır. Bizi ha. Tam soru o aslında. Bu tarımı hazır. Kim yapacak? Bak hazır yiyoruz. Şimdi tarıma el verdiler bak. Şimdi. Tabii canım. Yıl olmuş 2022 abi. Tamam. Yumurta kapıya gelince sen mi aklınıza şimdi, geliyor? Sen şimdi potoz bilir misin? Buğdayları değirmen yapan potoz. Evet bildim. Sadece bilirsin yani ama evet. Çalışmıyor. Evet. Bak inan ki bu gençler bu hazır yiyecek yeme konusundaki konu 5-10 yıl içerisinde daha kıtlık başlayacak. Kendisi tarlasını sürüp ekip içemez. Öyle çocukların mesela çünkü. Daha dün Cumhurbaşkanı dedi ki eskiden dedi 10 çocuktan biri üniversiteye gidebiliyordu. Şimdi 10'u da gidebiliyor diyor. Şimdi güzel bir şey ya. Bu çocuklar üniversiteye mi gidecek, tarlaya mı gidecek? Bir şey söyleyeceğim ya. Üniversiteyi okuduğun zaman illa ben müdürüm olacağım yani. Tarlada da bir şey, kendi işini yapacaksın. Ama o zaman niye okudu ki? Ya okuyan adam tarlada tüccarlık yapamaz mı? Tarlaya gitsin bir çalışsın ha. Çalışacak işte tarlada. Tarlada ekim biçecek adamın yani üniversitede konuşur, ne işi var? Konuş bak. Ben üniversiteliyim diyor. Evet. Benim diyor tarlada işim olmaz diyor. Evet. Ben üniversiteliyim diyor. Ben müdür olmalıyım diyor. Ben de bankacıyım bu arada. Tamam. Benim yanıma Boğaziçi Üniversitesi'nden altın çocukları getirmişlerdi. Bir anda dedi ki ben senin koltuğunda yerim yani onun senin koltuğunda dedi yerim var. Niye öyle söyledin dedim. Çünkü dedi ben Boğaziçi'nde okudum. Güzel ama dedim yeni başladın. Ben de dedim arşivinden başladım bu işin. Düşündü. Zaten onlar yapamadılar. 15 kişi aldılar böyle örnek yapamadılar gittiler onlar. Abi, biraz mesleğinizi öğrendikten sonra işin daha da ekonomik kısmına yönelmek istiyorum. Tabii. Türkiye'de üretim var mı? Türkiye'de üretim olmaz mı ya? Var tabii ya. Ne üretiyoruz mesela? Gıdasından, tarımından, sanayisinden. Şimdi kendimize yetiyor muyuz bu konuda? Kendimize yeteriz. Onu söyleyeyim ben sana. Yeteriz derken yetiyor muyuz yetmiyor muyuz? Paylaşım düzeni olsun. Evet. Kendimize yeteriz. Ama salatalıkları sokağa atarlarsın. İthal ediyoruz abi o zaman. Buğdayı mesela ayçiçek yağını niye Ukrayna'dan Rusya'dan? Ya bu ticarettir ya. Şu savaş olan iki ülkeden alıyorduk. Makarna yapıp başka ülkelere... Tarlalarımıza kıran mı girdi abi? Biz niye üretmiyoruz? Bizim tarlalarımız da var ya. Bizim tarlalarımızın... Niye üretmiyoruz demin, abi? Demin dediğim bir konular işte. Evet. Aynı konuya geliyorum işte. Ekebiliyor musun? Niye ekemiyoruz? Ekmiyoruz. Niye tembel ama? Tembeliz tembel. Böyle bir mantık olabilir mi abi? Para kazanan adam niye ekmesin? Çok konuşmak değil, üretmek gerekiyor. Evet. İki cümle. Bu. Üretiyor muyum? İşte konuşuyorum aynı şeyi. Üretmiyorum. Sen de üretiyoruz de dedin. Ya sen de üretmiyorsun, ben de üretmiyorum. Üreten abi. Adamlarınki de bu kadar yetiyor. Ya çok böyle pamuklara sardın anlattın ama Türkiye'nin süper, gerçekleri süper. Bu mudur? Senin evinde problem olmaz mı? Olur. Bitti. Evimizde problem doğal ama evet. Dünyaya bunu yanlış lanse etmeyelim. Dünya bizi her izlemiyor yani. Zaten merak etme. Olur mu ya? Hepsi izliyor seni. Dünyayı sade vatandaş izliyorsa ne güzel. İşi uzatmayalım ama her şey güzel olacak. Hayırlısı bakalım. Hadi teşekkür bakalım. Ederim. Sağ ol. Akıl tutulması ya. Hocam ekonomiden memnun muyuz? Nasıl durumlar? Çok memnunuz abi. Her şey yolunda mıdır? Yolunda çok evet. Memnunuz abi. Şikayet edenler var. Niye şikayet kim ediyorlar? Kim şikayet ediyor? Vatandaş. Hangi vatandaş? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Hangi kesim ama? Ne gibi mesela? Türkiye'de 85 milyon kesim doğru. Yaşıyor. Asgari ücret alan kesim. Tamam. Asgari ücret alan kesim diyorsun da adamın 4200 TL maaşı var. 4 tane çocuğu var. Kirada oturuyor ama iPhone 11 kullanıyor. Nasıl oluyor? Nasıl olabilir abi nasıl böyle? Nasıl olabilir şey? Abi? Mümkün mü böyle? Abi beni oyalama ya. Mümkün mü abi böyle bir şey? Gel anlat abi. Peki. Gel hocam sana soralım. Asgari ücretlinin iPhone'u varmış kardeşim. Mümkün mü sence? Şimdi taksite girersen her şey mümkün ama neden kendini sor o zokasın ki? İstersen her şey mümkün olabilir. Orası ayrı konu da. Geçinebiliyor mu sence asgari ücretli bir insan? Kıt kanat geçiniyor. Şöyle söyleyeyim. Şahit olduğum için söylüyorum. Kıt kanat çok zor bir şekilde borç harç içinde. Maalesef kendini zorlaya zor duruma sokarak geçinmeye çalışıyor. Peki her gün zam geliyor bir şeylere. Nasıl daha yani ilerleyen dönemlerde yetirebilecek mi insanlar? Vallahi gidişat kötü. Göreceğiz ama görmek de istemiyorum açıkçası. İnsanların bu yanlış kelime kullanmak olmasın ama hakaret olarak da anlamayın. Acınası halini. Ben de keza benim de çok farklı bir yanım yok ama acınası bir duruma düşüyoruz gerçekten. Yani, öğrenci miyiz? Öğrenciyim evet. Lise son okuyorum. Lise son. Evet. Yani yarın bir üniversite kazansan başka bir şehirde ailen seni finanse edebilecek mi? Edemez maalesef. Bir sene benim zaten planım da o şekilde. Hı. Bir sene İstanbul içinde çalışıp güzel istediğim, hedeflediğim bölümü tutturabilirsem başka bir şehre gidebilirim ancak. Para mı biriktirip gideceğim diyorsun? Büyük ihtimalle öyle olacak. Hı. Belki başka planlarım da var. Şu an kesinleşmemiş. Evet. Belki üniversitede okumayabilirim. Bilmiyorum. Okuduğumuzda da pek bir şey değişmiyor evet. Çünkü. Aşırı üst düzey zekan olmadığı sürece bu ülkede okuyarak bir yerlere gelemiyorsun. Biri çıkıyor yukarıda bir yerlerde dayısı amcası var. Evet. Tık senin önüne geçiyor. KPSS puan listelerini görüyorsunuz evet. Zaten. Benim dayım mübaşir olacaktı. KPSS'ye girmişti mesela. Hı. Açıklama listesine baktım. İlk 10. sırada puanlama sistemi 100 üzerinde galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hı. İlk 10'un içinde adam 30 almış, 60 almış. Birinci, ikinci. Üçüncü, birinciden daha fazla puan almış. Bu
adam bunun nasıl önüne geçildi ve nasıl ilk seçildi? Kimse bilmiyor. Sence düzelir miyiz? Ya şimdi hükümetin değişmesini istiyor herkes haklı olarak. Evet. Değiştiğinde de tık diye düzelmeyeceğiz biz. Bizim öyle bir şeye ihtiyacımız var ki nasıl anlatayım size? Bir kurtarıcı lazım bize böyle ve bizim gelişmemiz, iyileşmemiz, değişmemiz seneler, yıllar alabilir çünkü. Bu kadar şeyin toparlanması kolay değil. Her insan da yapamaz bunu. Sen bir genç olarak kimi kurtarıcı görüyorsun? Var mı öyle bir isim? Ben şu an potansiyel olarak bu ülkeyi, ya şimdi şöyle diyeyim size. Şu an böyle bu ülkeyi tık diye düzeltecek hiçbir insan yok. Şey mümkün değil. Mümkün değil. Sihirli zaten. Değnek olsa. Anca. Bizi zaten anca öyle bir şey kurtarır. Daha bakıyorum birilerinin çıkmasını bekliyorum. Şu an benim seneye oy kullanacağım. Ben 18 yaşındayım. Seneye kime oy vereceğim hakkında şu an hala net bir fikrim yok. Bir tane ismini hatırlamadığım bir parti vardı. Muhalefet partilerinden gene unuttum şu an. Mülteciler hakkında benim beğendiğim şekilde güzel açıklamalar yapıyorlar. Zafer Partisi mi? Tam hatırlamıyorum. Zafer Partisi Paso milli mültecileri sevmeyen bir partiydi, evet. Gönderme üzerineydi ama Mansur Yavaş'tı galiba. Afganlar, Pakistanlar falan bizlerin kardeşimizdir. Entegre etmemiz lazım diyordu. Abi yanlış anlama, bu insanlar sokakta başı açık insan gördüm. Ne kafa kesen insanlar. Bu adamları biz nasıl entegre edelim abi? Benim kız kardeşim var, annem var şimdi. Ben bunları sokağa nasıl rahatça sallayayım abi? Ben Gazi Osman Paşa'da oturuyorum abi. Gazi Osman Paşa'nın halini bilmiyorsundur büyük ihtimalle. Yani olabilir abi. Nasıl diyeyim abi sana? Mülteci yoğun şimdi. Benim oturduğum yerde değil ama meydan olan kesimlerde yoğun şimdi. Ben annem kız kardeşimle beraber yanından yürürken korkuyorum abi. Yanlış ama 30-40 kişi geziyorlar. Biri gelse kayıtsız abi. Misal şöyle düşün. Ben mülteciyim, kayıtsızım. Yolda yürüyorum, canım sıkıldı. Seni bıçaklasam ne kaybederim? Hiçbir yerde izim yok. Öldüreyim seni, atayım kenara. Hiçbir yerde izim yok. Ne kaybedelim ki? Kaçak girmiş abi bu adam bir ülke. Bir de Avrupa bize ödenek veriyordu bunlara bakalım diye. Çünkü kendisi uğraşamaz. Haklılar adam. Ben niye sokayım ki ülkeye? Ben olsam ben de aynısını yaparım. Avrupa'nın verdiği ödenek dışında da biz mültecilere binlerce TL yardım yaptık. Adamların mantığı şu abi. Ben Suriyelerde de yakın ortak kurdum. O 9-10 tane çocukları var abi. Baba evde oturur, kadınlar ev işlerine bakar. O 9-10 tane çocuk tekstilde çalışır abi. Kendilerine para almazlar. Direkt birebir Suriyeli bir çocukla konuştum. Babasına verirler bu tarı. Abi sana şöyle diyeyim. 5-6 sene önce adam Türkiye'ye geliyor. Tekstile sokuyor. 9-10 tane çocuğu olduğu için seneler sonra çalışı tekstile alıyor adam. Düşün. Ya abi mantıklı yani. Düşünsene. Bir köy mülteci olarak gidiyorsun. Benden oranın vatandaşından daha refah bir seviyede yaşıyorsun abi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Eyvallah. Durumlar nasıl? Geçinebiliyor muyuz? Vallahi ben şu an askerim. Burada da askerlik görevimi yerine getiriyorum. Benim gözümde şu an mesela burada askerliğim bittikten sonra asıl askerlik dışarıda benim için başlayacak. Yani Allah yüzümüze baktı. Benim 2020'den beri görüştüğüm sözlüm var. Yurt dışında yaşıyor. Avusturya, Viyana'da. Hani ona da selamlarımı iletin buradan. İnşallah çıkınca askerliğim bitince onunla direkt yani. Yurt dışı buradan çekip gideceğim yani. Çünkü çok zor yani. Her şey çok zor. İnanılmaz derece zor. Hani sizi gördüm, burada röportaj yapıyorsunuz. Bir katılmak isterim. Tahmin ettim zaten konunun ne olduğunu. Standart zaten yani. Evet. Konular hep bu yönde. Türkiye'deki bütün gençlerin zaten şu an düşündüğü tek sorun yani gelecek. Evet. Hani gelecek yani. Bundan büyük bir sorun yok bizim için. Hani ne olacak, nasıl olacak? Askerliğim bittikten sonra burada dışarıda nasıl bir hayat beni bekliyor? Zaten kapkara bunları düşünüyoruz. Bugün de çarşı iznim vardı, dışarıya çıktım. Yani bu konu hakkında konuşacak çok şey var. Umudun var mı diye sorayım. Ülkemiz düzelir mi sence? Şu anki yönetimle çok zor. Çok zor yani. Şu anki yönetimle imkansız gibi bir durum. Bu yönetim giderse benim gözümle, ki bütün gençlerin gözünde de bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Hani bu yönetim başımızdan gittikten sonra umarım her şey düzelecek yani. Sence kim gelse düzeltir? Aklında birisi var mı? Şahıs olarak benim hani bir düşüncem yok ama şu anki başımızda olan şahıstan sonra kim gelirse gelsin en azından bir tık düzeleceğine inanıyorum. Çünkü hani 20 yıldır iktidarda olan bir parti ve bir şahıs var. 20 yıldır hani şu sıradan herhangi bir vatandaş bile o koltuğa otursa 20 yılda herhangi bir şeyleri çok güzel yoluna sokacağını düşünüyorum ama kim olursa olsun yani ben yoluna sokacağını düşünüyorum yani inşallah. Çok teşekkür ederim. Eyvallah, sağ olasın.